Peki süreç nasıl işleyecek? Onunla ilgili de bir kaç cümle söyleyeyim. Ee, personel genel müdürlüğümüz takvimi ilan edecek. Ancak daha önce de söylemiştim. Ben öğretmen atamalarında deneme dersi tarzında bir mülakatın gerekli olduğunu defaten dile getirmiştim. Bunu yaparken de süreçle ilgili olarak adalet kaygısı, güven kaygısı güden bütün arkadaşlarımızı bu konuda aldığımız tedbirleri bir kez daha okumaya davet ediyorum. Tedbirler çerçevesinde hiçbir arkadaşımızın hakkının yenmediği bir süreci yürüteceğiz. Bu anlamda daha önce de söylemiştim, bu bahsi açma gerekeceğim şu, hali hazırda yasal düzenlemeye göre ve akabinde oluşturulan ikinci mevzuata göre sadece ve sadece mülakat notuyla atama gerçekleştiriliyor. Biz bugün itibariyle daha önce açıkladığım üzere yüzde 50 yüzde elli yani KPSS skorunun yüzde ellisi ve mülakatların yüzde ellisi alınarak hesap edilecek bir atama puanı üzerinden sürecin yürütülmesine ilişkin de yönetmelik değişikliğimizi e, yayınlanmak üzere resmi gazeteye de göndereceğiz. Dolayısıyla 20 Mayıs günü başvuru takvimi açıldığında öğretmen aday arkadaşlarımıza sürecin kalan kısmı ile ilgili olarak da bilgi vermiş olacağız. Tekrar söylüyorum. Ekonomik parametreler açısından bu kadar sıkıntılı bir dönemde iken bize bu konuda destek olan Cumhurbaşkanı Strateji Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına, atama bekleyen öğretmen adayı arkadaşlarımız adına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Müzik